Evet sevgili dostlar, golvan.com'un ve Kayseri Özlü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan bu güzel videomuza hepiniz tekrar tekrar hoş geldiniz. İnşallah bir beğeni çok görmezsiniz. Kanalımıza abone değilseniz de lütfen bir an önce abone olun ve şu sayıyı birlikte 72.000 yapalım. 71.000'de olduk. Çok şükür. Şimdi arkadaşlar haberleri biraz kısa kısa vereyim şöyle size. Hem de sizi çok yormayayım, yıpratmayayım. Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu Gerçekleri ortaya çıktı. Ters köşe mi geliyor? Şimdi başarılı futbolcu için Fenerbahçe'nin Brighton'la anlaşmaya vardığı iddiaları zaten sosyal medyayı aldı götürdü. Hani bugün kime sorsam Fenerbahçe anlaştı o yüzden de Lille maçında yoktu der. Doğru muyum? Bence doğruyum. Ancak gerçeğin böyle olmadığı söyleniliyor haberde. Şöyle haberi detaylıca izledim, ettim, baktım, inceledim. Hani sizin adınıza 2 saat böyle yoruldum. <laughs> Brighton'dan anlaştığı iddia edildi. Şöyle oldu, böyle oldu falan filan diyeyim. Ve Lil maçında yer almadım. Hatta taraftarın bir kısmı da ulan madem transfer yapacaksınız, Lil maçını oynayıp da öyle gitseydi falan demeye başladılar. Ancak arkadaşlar sağlık ekibinin Ferdinand Lil maçına yetiştirmeye çalıştığı ve bunun gerçekleşmediğini vurgulamış. Hem milliyetteki haber hem de birçok haber. Şimdi Fred'in bölgesinde forma giyecekmiş. Yani oyna saymış. Fred'in bu bölgesinde forma giyecekmiş. Zaten Mourinho da biraz üstü kapalı söyledi. Göztepe maçına yetişme ihtimali var mı? Var arkadaşlar. %60 ihtimal var. Brighton'ın un Manchester United'ın teklifi var. Henüz karar kesim verilmedi. Bunu daha hatırlatmak isterim. Ama e Herhangi bir el sıkışma falan yok arkadaşlar. Ve Manchester United'ın teklifinin biraz daha artmasını açıkçası bekliyoruz. Ama bakalım sonuç ne olacak. Casemiro'da sıcak gelişme. Fenerbahçe ve Galatasaray. Şimdi Casemiro ismi ortaya atılınca tabii insan biraz şey yapıyor, afallıyor. Ben açık söyleyeyim ben isterim arkadaşlar. Şimdi iki kulüpte peşine düştü 32 yaşındaki oyuncunun. Ama hangi kulüp alacak? Şimdi birçoğunuz duygusal yaklaşıyorsunuz. Galatasaray alacağı zaman oyuncunun prime dönemini hatırlayıp "Hocam o da çok iyi oyuncu falan" diyorsunuz. Fenerbahçe alacağı zaman prime döneminde bile olsa oyuncu "Hocam benim tereddütlerim var. Benim korkularım var." Maça çıkıyoruz. Bazı arkadaşlar yoruma yazıyorlar. "İçimden bir sesli yok ki." Lan oraya yazsan ne, yazmasan ne. Ben senin bozuk bir niyetli olduğunu biliyorum. Hissediyorum. Kötü bir şey olacak. Sonunda kötü olacak. Ulan bir ağzınızı hayra açmayı öğrenin be. Vallahi bak bir ağzınızı hayra açmayı öğrenin. Ondan sonra engelleyince de diyorlar ki beni niye engelledin? Ben kötü bir şey demedim ki, küfür etmedim ki. Lan Fenerbahçeli'ye yakışır cümleler kurmak lazım ya. Gerçekten bak bazen kurduğunuz cümlelerin Fenerbahçeli'ye yakışır ya da yakışmaz olduğunu bir düşünmenizi düşünüp tartıp yazmanızı istiyorum. O yüzden bu yavaş modlar ya. Yani yavaş modda o yüzden ısrarcıyım. Öyle herkes aklına gelen anında yazmasın diye. Bir dakika dostum da düşünsün diye. Aslında yavaş mod çok güzel bir şey. Tabi üye olanlar direkt yavaş moda takılmıyor. Direkt yazabiliyorlar. Öyle bir olay var. Ve şimdi mesela Casemiro. Ya şunu alalım bunu alalım. Yok. Şunu getirelim bunu getirelim. Yok. Mesela en neseri gelmiş. Çağlar gelmiş. Maksim'in Oğuz Aydın Cenk Tosun gelmiş mesela. Baktığınız zaman açık söyleyeyim arkadaşlar. Fenerbahçe bunlardan hemen hemen hepsinden de verim alıyor. Ya bugün Maksim'inden verim almıyor diyebilir misin? Diyemez. Oğuz Aydın. Bir tek Oğuz'u dersin. Oğuz hazırlanıyor. Hazırlandığı zaman göreceksiniz. Çok canlar yakacak. Ben eminim. Ve Casemiro için iki futbolcu iki, iki takımda futbolcu için peşine düşmüş. Ve Brezilyalı yıldız için karar verilmiş. A Spor'dan Mahmut Çaputlu'nun derlediği habere göre Football Insider'da yer alan habere göre Manchester United bu yaz takımdan göndermek istiyormuş. Ve bonservis bedelini maaşını ödeyecek bir kulüp bulamamış. Bu yüzden de Casemiro'nun kulüpte kalması ihtimali doğmuş. 2026'ya kadar sözleşmesi varmış. Hani kimse almıyor, kimse karşılamıyor parasını. O halde gitmesin demişler. Şimdi ben Casemiro'ya dair şunu söyleyeyim. Bak Manchester United'dan bizim güzel bir ikili ilişkimiz var aslında. Bu ilişki değerlendirilebilir. Gerçekten de bak kapaklı bir ilişki yapıyoruz. Ee, ve bu ilişkiyi güzel tarafından değerlendirip bir şeyler yapmamız lazım. Ha Casemiro birçok arkadaşım burada bana şeylik laf ebeliği taslıyor. Ama bu adamlar birlikte oynamışlar ve birlikte oynadıklarında çok can yakmışlar. Bırakın bir daha birlikte oynama imkanları varsa birlikte oynasınlar. Fred düz koşulara başladı Göztepe maçında. Yok arkadaşlar onu da hatırlatayım. Ee, bir sonraki maçta olmaması için hiçbir mani yok. Şimdi Mourinho Fenerbahçe'de aslında şifreli konuştu. Ama şifresiz de net olarak bilgileri bize verdi. Biz anlayabildik mi? Orası var. Şimdi Fenerbahçe Lille bir bir berabere kaldı. Ve 12 futbolcunun ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor artık. İşte o isimler diyor. Haberin başında da diyor ki Mourinho ne işleri vurdu 12 ayrılık birden. Doğru 12 ayrılık birden var Fenerbahçe'de. Ve arkadaşlar şunu söyleyeyim. <laughs> Bakın harcama limit açılmıyor. Bunlar gitmedikçe limit açılmıyor. Futbolcuyu alsan bunlar kalsa çok ciddi ceza yersin. Çok aşırı ciddi ceza yersin. O yüzden de mecbur gönder, yani göndermeye mecbursun. Böyle de bir durum var. Arkadaşlar bir şey denemenizi rica ediyorum. Yapın diye söylemiyorum. Süper diye bir şey var. Yani yorum yazarken falan çıkıyor mu acaba? Yani onu bir belirtirseniz sevinirim. Ee, bazı arkadaşlar da çıkıyormuş mesela. Onu yazdılar mıydı? Yorum direkt en başta falan çıkıyor. Ve biz istemeyecek de gözümüze gözümüze sokuyor. Bazı yorumlar kayboluyor. Arkadaşlar yaptığınız yoruma hashtag atabilirsiniz. Mesela bir soru sordunuz işte atıyorum kimle ilgili Emre Mor'la sonuna hashtag Emre Moru yazabilirsiniz. Bunları bir deneyin de çünkü kanala birazcık hem etiket lazım hem yorum yani yorum derken kaliteli yorum lazım. Aynı yorumları tekrar tekrar atmanızın hiçbir faydası yok. Nokta atmanızın hiçbir faydası yok. Şunun faydası var hocam nasılsınız yazdın. Kendi kendine mesela yanıtlı diye bir tuş var ya ona basıyorsun. İyiyim yazın. Ya da nokta koy. Sonra bir daha yanıtla nokta. Bir daha yanıtla nokta. Yani bir yorum değil. 10 yorum atmış oluyorsun. Ama bir yoruma yazıyorsun ya. Bunu spam kabul etmiyor ve bu YouTube'un hoşuna gidiyor. Şimdi Fenerbahçe elinden geleni yaptı. Lille elendi. Dünyanın sonu mu? Değil. Ha, Şampiyonlar Ligi'ne gidemedik. Şu var mı? Bu var mı? Ya gitsek tabii ki de bir e, prestij yeri. Kabul. Fenerbahçe bu sezon oynadı. 5 resmi maçta da gol buldu mu? Buldu. Sorsam birçok kişiye Fenerbahçe defansif oynuyor der. <laughs> yani Lugano'ya 2 maçta 6 dile 2 maçta 2 Adana Demirspor'a da 1 gol atmayı başardım. Çift santrafora döndüğü dönem oldu. Hiç affetmedi yani. Mert Müdür'ü çıkartıp o sayıyı almak mesela çoğu teknik direktör bu hamleyi yapmaz. Niye sabek çıkarayım ki orta saha çıkarayım der. En çok onlar yoruldu şöyle böyle falan filan. Şimdi ben maçta atılan maddeye çok güzel tepkiler gördüm. Çok da hoşuma gitti. Sadece ben tepki göstermemişim. Herkesin tepki göstermesi hoşuma gitti. Arkadaşlar bazı futbolcular bon servisine gidecek. Bazı futbolcular seve seve bazı futbolcular yani sineye çeke çeke gidecekler. Yapacak bir şey yok. Mesela Bekao. Bak hiç konuşulmuyor. Bekao'nun gitme ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Çünkü Bekao isteyen kulüpler var ama biraz bu serviste çıkmıyorlar. Samet Akaydın e ben 5. stoper olursam giderim demiş. 5. stoper zaten. Luan Perez bak aslına bakarsanız var ya inanılmaz bir şey. Serdar Aziz mesela 4 yaptı. Bakın Bekao ile Samet'i yan yana koyun. Luan Perez'i sola koyun. Samet Akaydın'ı e sağ beke koyun. Aslında bak nasıl bir kadromuz var. Öyle değil mi? Şimdi Ferdi Kadıoğlu'nun da gitmesi bekleniliyor. Etti sana 5. Ama Ferdi'nin gitmesi beklentinin ötesinde artık. Artık Ferdi'nin gitmesi biraz kesinliğe doğru gitmeye başladı. Maalesef bizleri endişelendiren, korkutan o. Şimdi orta üçlü, şimdi savunmayı saydık. Kurunic, Crespo, Zayt. Şimdi yanlış anlamayın beni. Ulan biz ne kadar büyütmüşüz diyorum kendi kendime. Hani Crespo geldi lan çok güzel oynadı. Biz bunu 15'e satarız 20'ye satarız. Ya ne uzadı ne kısaldı. Bak takımın orta üçlüsünü de koyduk. Gideceklerin. Sol kanada Ryan Kent. Ya farkında mısınız bilmiyorum ben 11 diziyorum. Sağ kanada da Cengiz Ünder. Ulan şu kadroyu Kayseri falan verelim. Uçarlar. Ee, Emre Mor yine aynı şekilde. Cao Pedro. Bak mesela Forvet'e de Cao Pedro. <laughs> hani şu takımı ahenk içinde oynatacak bir adam bulsan ciddi manada şey yaparsın. Şimdi ben bunların aşağı yukarı yıllık ücretlerini hesaplayayım. Size ilginç bir bilgi vereyim. Arkadaşlar lütfen şok geçirmeyin. Kalp krizi falan geçirmeyin. Siz bana lazımsınız. Daha videoya beğeni atacaksınız. Kanala sevdiğiniz bir kişiyi davet edeceksiniz. O yüzden şaşırmayın arkadaşlar. Mustafa Hocam da niye hesap makinesini aldı? Hesaplayamıyor mu? Demeyin. Şok olacaksınız. Şimdi futbolcuları sayalım. Bekao 2.4 artı. Samet Akaydın 1.6 artı. Luan Perez benim bildiğim 1.4 artı. Serdar Aziz 1 diyelim artı. Kurunic 1.8 artı Crespo 1.4'e yükseldi diye biliyorum ama 1.8'li de duydum. 1.6 diyelim yuvarlak olsun. Ee, Zaitz 1.8 İsmail Kartal 1.9 diye yazmış. Neyse 1.8 diyelim. Ryan Kent o da 1.7 diye biliyorum. 1.7 artı Cengiz Ünder 3.6 Emre Mor 1.2 Ca Pedro 2.5 Evet ee, Ferdi Kadıoğlu'nu say Ferdi'yi de sayalım Artı 1.2 de Ferdi Kadıoğlu 21.8 Hocam sen emin misin? Bak sinirden elim ayağım tutuyor Nasıl bir bu kadar para veriyor? 21.8. Ferdi çıkarsan 20.6 veriyorsun arkadaşlar bunlara. Şimdi 21.8. Güncel piyasa değeriyle 37 ile çarpın arkadaşlar. Yani 740 810 milyon TL falan limitin açılıyor. Sadece bu futbolcuların. Bugün fes edip gitsen. Artı. Şimdi biz bunlardan açık söyleyeyim arkadaşlar. Serdar Aziz'den 1 milyon euro beklentimiz var. En az. 2 de gelebilir. Kurun işten 3 beklentimiz var. Crespo'dan 4 beklentimiz var da yeter ki 3 de versinler gitsin diyoruz. Zeiss'tan 3 beklentimiz var. En azından yıllığını biz veririz diye. Kent'ten 3 beklentimiz var. Cengiz'den 8 beklentimiz var. Emre Mor'dan 1 beklentimiz var. Ca Pedro'dan beklentimiz yok. Luan Perez'den yok. Samet Akaydın'dan 3 beklentimiz var. Bekao'dan da 8 beklentimiz var. 54.8 artı Ferdi'den de 40 beklentimiz var. 94,8 milyon euroluk bir limit açılacak arkadaşlar. Yani Fenerbahçe bu oyuncuları satarsa bu kadar limit açılacak. Ferdi'den 40'a çıktım 54.8. Yine Ferdi'nin 1,2'sine çıktım. Beklediğimiz yıllık ücret şey, e, bon servisler gelirse ve bu oyuncular gelirse 53.6 milyon euroluk bir açıklık olacak. Bunlar gitmezse de Fenerbahçe transfer, transfer yapamayacak arkadaşlar. Olay bu kadar basit. Hangileri gitmeye yakın? Aslında birçoğu gitmeye yakın ama nasip, kader. Şimdi bir haber gördüm. A Spor'da Beşiktaş istedi, Fenerbahçe alıyor 35 milyon euroluk yıldız diye. Yani haberi şöyle aradım, taradım, girdim. Hani bazı arkadaşlar o kadar zekiler ki biz de senin yerine okuyabiliriz. Okuyun o zaman. Okuyun. Dangalak mısınız o zaman? Niye izliyorsunuz? Niye gerizekalı gibi yorum yazıyorsunuz? Biz okuyabiliyoruz. Niye sen böyle yazıyorsun? Git oku o zaman şekerim. Dangalak değilsin. 50 saat şey yap. Araştır. Federico Chiesa'ymış arkadaşlar. Fenerbahçe Federico Chiesa'yı transfer listesine almış. Haberde öyle söylüyor. Yani benim bildiğim Şimdi Chiesan'ın transfer marketine girdik. Bakın. Duyum alıp almamanız hiç mühim değil. Şimdi arkadaşlar A Spor'un herhalde çalışanlarında bir zekada bir sıkıntı var. Oyuncu sol kanat. 2025'te sözleşmesi bitiyor. Kabul. Oyuncu sol kanat. Yani sağ ayaklı sol kanat. Oyuncu sol kanat. Sol. Maksiminin oynadığı yerde. Zorlasan hani Oğuz Aydın'ın oynadığı yerde. Zorlasan zaten için oynadığı yerde. Hani oyuncu sol kanat. Senin 8 milyon euro yatırım yapıp getirdiğin Maksiminin oynadığı bölgede. 44.6 ya da 2022'de transfer etmişler. Hani buna inanan varsa elimde mükemmel bir köprü var. Uygun fiyata bırakırım. Ee, yani Müslümansanız uygun fiyata bırakırım. Kafirseniz daha uygun fiyata bırakırım. Hani putperestseniz anlaşırız sıkıntı değil. Önemli değil Fenerbahçe olmanız da önemli. Değil. Ya buna inanıyorsanız. Ya abi yazılır yazılır da. Anlarım da. Bu kadar olmaz. Bak. Rejilyona önereceği rakam diye bir haber yazmışlar Fenerbahçe'ye ilgili. Hani Ferdi'yi satıyormuşuz. Onu alıyormuşuz. Sergio Regilion'u gündemin aldı Fenerbahçe diye. Ya bir taraftan Casemiro, bir taraftan Chiesa, bir taraftan Regilion. Artık hangisini şey yaparsanız inanırsanız. 27 yaşındaki oyuncu takımda düşünmüyorlar. Fenerbahçe 7 milyon euro bonservis önerecekmiş. Niye bonservis öneriyoruz? Bedava gitsin. Bedava gelsin. E 7 milyon euroyu niye öneriyoruz? Bak ben bunu anlamıyorum. İstemeyen takım onlar. Biz şimdi herhangi bir çöp dediğimiz futbolcu istemeyince herifler ben para falan vermem diye geliyor. Bir de biz aynısını yapalım. Neyse uzun lafın kısası arkadaşlar. Rejilyon'u falan beklemeyin. Biz çünkü beleşçiyiz. Sözleşmesi, sözleşmesini bir nevi fes edip gönderirseniz servis almazsanız sıkıntı değil diyoruz. Ya da bir yıllığına uzatın mukavelesini. Artı bir yapın. Beğenirsek opsiyon koyduralım. 6 milyon euro. Bir seneliğine kiralayalım. Kiralama bedeli yok. Yıllık ücretinde siz verin diyoruz. Sıra mantık değil mi? Neyse Fenerbahçe'de futbolcunun birisi çizme yolundaymış. Şimdi <laughs> Fenerbahçe'de birçok futbolcu çizme yolunda. İnsanların canını o kadar sıkıyorlar ki insanlar artık tekme vurma peşindeler. Sebastian Szymanski arkadaşlar. İtalyan medyası Napoli'nin Frosinone'den Bresciani'nin transferini bitirdiğini ve sıranın Şimanski'ye geldiğini söylemiş. Polonyalı oyuncu için 20 milyon euronun üstünde bir teklif istediğimizi belirtmişler. Ve bu transfer kısa sürede bitebilir diyorlar. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Şimanski'yi gerçekten bizim taraftarın bir kısmı anlamıyor. Anlamadıkları için ya hocam onun yaptığı sen de yaparsın diyorlar. Ulan onun yaptığını ben de yapabilir olsaydım şu anda Fenerbahçe'de oynuyordum. Ya o kadar saçmalıyor ki bizim bazı arkadaşlar. Hocam Şimanski defansa yardıma gelmiyor. Hocam Şimanski akşam bulaşıkları yıkamıyormuş. Ya. Hocam işte Şimanski'nin kaynanası Şimanski'den memnun değilmiş. İyi e de Şimanski bekar olsun hocam daha evlenmeden memnun değilmiş. Ya arkadaşım bak Şimanski koşar. Baskı yapar. Pres yapar. <laughs> Oyunu önde kabullendirmene yardımcı olur. Oyunu önde kurmana yardımcı olur. Şapkadan tavşanlar çıkarır. Bazı futbolcular vardır. Mesela Alex, Fan Oydonk. Sağda yürür görürsün. Bir orta açar kader değişir. Bu arada 8240 oldu. Gördüm onu da teşekkürler. Bir orta açar bir kafa gelir. Kader değişir. Bir free kick kullanır. Tak köşeye bir çakar. Kader değişir. Tak mesela bir çalım atar. Son adam kendine devirir. Kırmızı kart aldırır. Kader değiştirir. Maçın kaderini değiştirir. İşte bu adamların özelliği budur. Öyle değil mi? Yani bir özellik budur. Şimdi Şimanski'nin özelliği de tak bir pres yapar topu kaparsın gol atarsın. Bitti. Ya da tak topu kapar kendisini devirttirir. Bir şeyler olur. Çok güzel bir yorum var. Bir arkadaşım diyor ki hocam diyor biz gidecekleri niye bu kadar bekliyoruz? Niye bu kadar takıldık? Allah'ın Beşiktaş diyor gidiyor diyor futbolcuya parayı veriyor sözleşmesini feshedip feshedip gönderiyor diyor. Vallahi ben Beşiktaş'a bir şey diyemem. Ne şekilde gönderiyor? Gönül rızasıyla mı gönderiyor? Ben bilemem onu. Ben Fenerbahçe'den sorumluyum. Ancak size hak veriyorum. Siz şunu diyorsunuz. Demek istiyorsunuz ki hocam bak Beşiktaş parayı verip mi gönderiyor? Döverek mi gönderiyor? Küfür ederek mi gönderiyor? Ben bilmem ama gönderiyorlar. Biz de gönderelim. Hani Bizim Beşiktaş'tan ne eksimiz var demek istiyorsunuz, anladım. O yüzden bunu Ali Koç'tan konuşmanız lazım. Benden değil. Ben bunu cevaplayamam arkadaşlar açıkçası. Ee, ama bir yerde de size hak veriyorum. Şimdi toparlayacak olursak bir de şey var arkadaşlar. Mourinho açıklaması gelmiş Fenerbahçe'den. Ben transfer için yalvarmam sözüne ilgili açıklama gelmiş. Alper Yemeniciler, hocamızın sözleri kasten saptırılıyor. Kendisi süreçten ilgili hiçbir yorumda bulunmamış. Ve kulübün şu ana kadar atmış olduğu adımlardan da memnun olduğunu söylemiştir. Hocamız, başkanımız ve kulübümüz de aynı noktada olduğunun bilinmesini istiyor. Şimdi ben şunu söyleyeyim size. Ben Morun Yönü'ne ilgili bir cümle buldum. Duydum. Şimdi ben bu duyumu aktarsam diyeceksiniz ki yönetim yalakası. O yüzden demek istemiyorum. <laughs> Yok hocam demeyiz demeyiz. Sen söyle biz cevaplayacağız. Arkadaşlar cevapla, cevabını veriyorum. Mourinho diyor ki siz bana bu musunuz? Almıyorsunuz. Ben bu Samet Akaydın'ı beğenmedim. Gönderin bunu diyor. Ben Yusuf Akçiçek'i e oynatacağım diyor. Dördüncü stoperim Yusuf Akçiçek olacak diyor. İsterseniz bana stoper bulun. Ama ben Samet'i istemiyorum takımımda diyor. Omar Fayet mesela Oynama izni yani lisans çıkarılabilir. Mesela Fenerbahçe gayet tabii Ferdi'yi gönderdikten sonra Ciku, Bekao, Omar Fayet, Yusuf Akçiçek yapabilir. İşte Çağlar Söyüncü de var. Bak Çağlar, Ciko, Bekao, Yusuf Akçiçek, Omar, Omar 5 tane stoper olabilir. Samet Akkaydın'ı gönderebilir. Hazır olun buna. Mesela diyor ki e, Yiğit Fidan mesela bak Bursaspor'dan alındı. O da kiraya gönderilecek oynayabileceği kulüp arıyoruz. Zaten Serdar Aziz gitti sayın. Mesela Levent Mercan çok yetenekli diyor. Oynayabileceği takıma gönderebilirsek gönderelim. Göndermesek takımda dursun. Osterbol'de 23. Levent 23. Osay 26. Mert Müldür 25. Fenerbahçe'nin genç diri bir savunma kanat şeyleri var. Diyor ki ben kurun içi sildim. Gönder. Nereye gönderiyorsanız gönder. İsmail Bartu Elmaz. Gerekirse bana ön libero almayın. İsmail 25 yaşında. Bartu 21 yaşında. İkisini oynatırım. Bana gerekirse altı almayın. Crespo'yu gönderin. Bak Crespo'yu gönderin. Tamam Fred var orada. Zayt'sı da gönderin. Şimanski var orada. Mert Hakan var. Benim 5 tane oyuncum var. Zor zamanlarımda. Tadiç'i de düşünebilirim. İrfan Can'ı da düşünebilirim. 7. Ferdi kalırsa 8. Almıyorsanız ben bunları oynatırım. Bilin. Bunları oynattım diye başarısızlık gelirse de günahı sizin günahınız diyor. Mesela Kenti, Cengiz'i gönderin diyor. Emre Mor disiplinsiz hareketleri vardı, istemiyorum diyor. Bana Oğuz Aydın, İrfan, işte Tadiç, Maksim'in yeter diyor. Burak Kapacak mesela. Hiç beğenmedi. Ya böyle bir futbolcu niye Fenerbahçe aldınız? Cao Pedro mesela. kayıplarda. da. Gönderin gitsin. Gönderemiyorsun. Ha dediğim gibi. Sizin dediğiniz gibi daha doğrusu. Ali Koç basacak parayı gönderecek. Bu kadar basit. Yani Beşiktaş gönderiyorsa Beşiktaş'ın Real Madrid olduğundan değil. Uzun lafın kısası dostlar. Ben size aslında özellikle az önce subliminal olarak bazı duyumlar verdim. İnşallah anladınız. Anlamadıysanız birazcık geri sarıp tekrar dinleyin. Yani Ferdi Kadıoğlu'nun gitmesi muhtemel. Konuşmalar, görüşmeler sürüyor. Ferdi ve ailesi Fenerbahçe menfaatlerine uygunsa gönderin. Gönderirseniz gideriz. Göndermezseniz de devam ederiz diyorlar. Çok da zekice bir hamle. Yani ne taraftarın tepkisini alır, ne başkasının tepkisini alır, ne futbolcu çaptan düşer. Ya bu kafayla futbolcu çaptan düşmez arkadaşlar. Ama sürekli biz gideceğiz, bize kolaylık sağlayın falan derse futbolcunun da aklı bir yerde gider. Hiçbir verim alamayız. Ama ben Ferdi'nin gideceği görüşündeyim. Şimanski için 20 milyon euro. Vallahi gönderirim. Bak Şimanski çöp. Son haftalarda kötü falan filan diyenler için değil. Şimanski'ye biz 20'ye gönderirsek gittiği yerde ilk senesinde parlama yapar, patlama yapar. Daha büyük fiyatlara hemen bu sene gider. Hemen bu sene giderse de daha güzel olur. Fenerbahçe taraftarı bana şunu soruyor. Rafa Silva niye alınmadı? Şimanski ile devam ediyoruz. Aynı tip oyuncular değil. Bakın Mourinho takım oyunu oynatıyor. Takım halinde hücum, takım halinde defans. Hani biz Avrupa takımıyla maç yaparken diyoruz ya. Ulan adamlar ne çabuk geri dönüyorlar falan diye. İmreniyoruz. Ama istiyoruz ki bizim on numaramız koşmasın, yürüsün. Arada çok fark var da zaman anlarsınız. Casemiro'yu biz 9.75'e verin alalım dedik. Ee, yanaşmadılar. Parayı da biraz taksit verek diye. Bakalım sonuç ne olacak. Regulion ismi doğrulatamadım arkadaşlar. Yani bize önerilmiştir. Ama biz bedava verirseniz alırız demişizdir. Chiesa külliyen yalan. Bekavo'da gelişmeler olacak. Samet Akaydın'dan aynı şekilde. Samet Akaydın'a e, teklife biraz olgunlaşırsa Samet belki de hepsinden önce gidebilir. Bunu da söyleyeyim. Luan Perez Serdar Aziz görüşüyor. Kurunic Crespo Zays görüşüyor. Crespozay Santal'e sporla çok ciddi ilerlettiler aşamayı. Kente yurt içinden teklif var. Yurt dışından var beyefendi. Bir türlü şey yapmıyor. Emre Mor deyip sporlamaya aşamayı katetti. Artık gideceklerin açıklamasını bekliyoruz. Bu kısımdan aktaracaklarım. Bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar.